Nuray Hanım'a da şunu sormak isterim: Siz o darbecilerin de heveslerini kursaklarında bırakan isimlerden birisiniz. Çok başını ağrıttınız onların. Size de başkanıma olduğu gibi hakikaten canınıza yönelik bir kast söz konusu oldu mu hiç? Böyle bir şey yaşadınız mı? Yani zaten gözaltına alınmanız, tartaklamanız, sürüklenmeniz, e, hakaretlere maruz kalmanız bunları bir kenara koyarak soruyorum. Yani evet. fiili olarak suikaste uğradınız mı? Suikast diyemem, ancak şöyle oldu. Ee, hani zaten süren iki davam vardı benim Hı -hı. gözaltına alındığım için. O davalarla ilgili medyaya konuştuğum ve hani süreci anlattığımdan dolayı e, zabı tutulmaksızın yani kayıt dışı gözaltılar yaşadım. Hı -hı. Özellikle bir tanesinde çok şiddetli e, şekilde uyarıldım. Medyaya konuşmayacaksınız. Olup biteni anlatmayacaksınız ve başörtüsü için düzenlenen eylemlere katılmayacaksınız ve o kadar ilginç ki mesela o dönem hani cep telefonu yok biz organize olurken yarın işte şurada oturma eylemi yapacağız zaten yapacak başka bir şeyiniz yok başörtüsü yasaklanmış okula kabul edilmediğimiz için tamamen sessiz sedasız barışçıl oturma eylemi yapıyoruz onu da istemiyorlar çünkü orada yani başkanımızın anlattığı gibi öyle bir dönemden geçtik ki o dönem e, sanki Türkiye, İsrail'in işgali altındaydı. Ve onlara karşı direnen, onlara karşı direnç gösteren herkes onların hedefindeydi. Yani benim aldığım tehditler de tamamen başörtüsü yasayla ilgili medya yaptım açıklamalarla ilgiliydi. Ve mahkeme sürecim sürerken e, psikolojik olarak şöyle bir baskıya uğruyordum. Her mahkememde biliyorsunuz işte başörtüsüyle sınıftan gözaltına alınıyorum ve sorgula sorgulanan şey işte sınıfta e, başörtülü müydün? Evet başörtülüydüm. E, o ara işte kapı mı açıktı? Polisler ne taraftan girdi. Benim her söylediğime mukabil şahitlerimi de e, içeriye alıp hmm. hani saçma sapan sorular sorarak sanki ben orada yalan ifadede e, ifade veriyormuşum gibi bir algı oluşturulması. Tabii bu arada benim e, davam e, bütün medya kur, medya tarafından birebir takip ediliyor. Yani her davadan çıktığımda e, karşımda 20-25 tane kamera ve sürekli sorular soruluyor. Yine bu sefer e, verilirken haberlerde e, yargılanan başörtülü öğrenci davayı yine başörtüsüyle geldi. Hmm. Mesela onların beklentisi şuydu. Hani başörtüsünü açarsan bu dava kapanacak ee, ve bunun için yapmıyorsun. Yani hapse mi girmek istiyorsun? Ben çok fazla tehdit aldım. En son aldığım tehdit neticesinde zaten başkanın e, Post'a konuştuğum ve 32. günde e, konuştuğum içindi. Yurt dışına çıkmak durumunda kaldım. Ama e, başkanımızın da söylediği gibi yani her ne kadar ağır bedeller ödemiş olursak olalım. Elhamdülillah sonuçta geldiğimiz noktada yani biz bir yerden devam edebiliyoruz ve onların artık isimleri kötü bir şekilde anılıyor. Evet.